Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Bin Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık sünger kıvamında, bol elmalı, yapımı oldukça kolay, inanılmaz lezzetli elmalı kek tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak malzemeleri saymakla başlıyoruz. 2 adet elma, 3 adet yumurta. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tarçın, birisi elmalar için, diğeri üzeri için, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2,5 su bardağı un. Tarifimizde 2 adet elma kullanıyoruz. Güzelce yıkadık ve kuruladık. Daha sonra kabuklarını ince ince soyuyoruz. Kabuklarını soymuş olduğumuz elmayı ikiye kesiyoruz ve sonra tekrar ikiye kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz elmaların içerisindeki çekirdekli bölümlerini temizliyoruz. Elmalı kek tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Elmaların hepsini bu şekilde çekirdeklerini çıkartarak hazırladık. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi elmaları ince ince olacak şekilde doğruyoruz. Ben bu tarifimde tatlı elma kullandım. Sizler dilerseniz ekşi elma da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İnce ince doğramış olduğumuz elmaları derince bir kasemizin içerisine alıyoruz. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tarçını ekliyoruz. Tarçını da elmanın her tarafına gelecek şekilde güzelce karıştırıyoruz. Biz kekimizi hazırlarken elmalarımız da bir kenarda bekleyecek. Ben bu tarifimde yuvarlak kelepçeli bir tepsi kullandım. Sizler dilerseniz kare borcam ya da kare bir fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Taban kısmına yağlı kağıt serdiğimiz tepsinin kenar kısımlarını sıvı yağ ile yağlıyoruz. Artık kekimizi yapma zamanı. Derince bir kasemizin içerisine 3 adet yumurtayı koyuyoruz. Daha sonra 1 çay bardağı toz şekeri ekliyoruz. Çırpıcı yardımıyla şekerler eriyinceye kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Karıştırmış olduğumuz şeker ve yumurtanın içerisine bir çay bardağı sütümüzü ekliyoruz. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağını ekliyoruz. Dilerseniz bu aşamada zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisi de çok lezzetli oluyor. Bunları da bir güzel karıştırıyoruz. Eleğimizi alıyoruz ve unumuzu harcımızın üzerine eleyerek döküyoruz. Bu tarifimde 2,5 su bardağı un kullandım. Oldukça akışkan bir kek harcı hazırlayacağız. O yüzden ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Daha sonra içerisine 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekliyoruz ve onları da eleyerek harcımızın içerisine koyuyoruz. Vanilyayı, kabartma tozu ve unu eleyerek ekledik. Bu sayede bu malzemelerimizi havalandırmış olduk. Bu sayede kekimiz süngersi kıvamında olacak ve daha güzel kabaracak. Yeterince karıştırdık. Sizlerin de gördüğü gibi harcımızın bu kıvamda olması gerekiyor. Harcımız hazır. Tepsimizi alıyoruz ve harcımızı tepsinin içerisine döküyoruz. Bu arada bu tarifinde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 225 ml, su bardağı ölçüsü ise 200 ml. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kek harcımızın hepsini tepsiye boşalttık. Daha sonra kek harcımızın üzerine daha önceden hazırlamış olduğumuz elmaları diziyoruz. Bir parmak aralıklarla harcın içerisine elmaların uç kısmını batırıyoruz. Bu arada fırınımızı alt üst ayar 180 dereceye açtık. Kekimizi sıcak fırına koyacağız. Aslında bu keki yapmak çok aşamalı gözükse bile gerçekten yapımı oldukça kolay. Tadı da şahane oluyor. Misafirleriniz geldiği zaman gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz güzel bir kek tarifi. Kekimiz hazır, sıcak fırınımıza gönderiyoruz ve pişmesi için kapağını kapatıyoruz. 35 dakika boyunca hiç kapağını açmadan bu şekilde pişireceğiz. 35 dakikanın sonunda bir adet kürdan alıyoruz ve kekimizin içerisine batırıyoruz. Gördüğünüz gibi kürdanın üzerine hamur yapışmıyor. Oldukça güzel bir şekilde pişmiş. Artık kekimizi fırından alıyoruz. Kokusu muhteşem, gerçekten görüntüsü de çok güzel. Fırından çıkar çıkmaz ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. 10 dakikanın sonunda artık kelepçeden kekimizi ayırıyoruz. Ve servis edeceğimiz servis tabağına koyuyoruz. Bu elmalı kek çay saatlerinizin bir numarası olacak. Servis tabağına koyduktan sonra alt kısmındaki yağlı kağıdımızı da çıkartıyoruz. Bu arada kekimiz de oldukça soğudu. Üzerine tarçın ve pudra şekerini koyacağız. 1 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçını karıştırıyoruz. Kekiniz sıcakken kekinizin üzerine pudra şekerini koyarsanız erime olur. O yüzden sizler de soğumasını bekleyin. Eleğimizin üzerine koyduğumuz tarçını ve pudra şekerini kekimizin üzerine eliyoruz. Gerçekten tarçın ve pudra şekeri de bu kekimizin lezzetine lezzet katmış olacak. Sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Bıçak yardımıyla pizza dilimi şeklinde kekimizi kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay. Hiçbir malzemeyi çıkartıp oda sıcaklığına almadık. Buzdolabından alıp hemen karıştırıp fırına veriyoruz. Çayınız demlenene kadar hazırlayacağınız ve pişirip yiyebileceğiniz kolay bir lezzet. Görmüş olduğunuz gibi dokusu da oldukça güzel. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel kekin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.